Merhaba arkadaşlar. Savunuyorum programında sizlerle birlikteyiz. Bugün dört arkadaş Trabzonspor'un forvetleri üzerinden çok büyük bir münazaraya gireceğiz. Cihan'la ben bir takımız, Ufuk'la Bedo ikinci takım. Biliyorsunuz ben UEFA yetkilisi olduğum için özel seçim sistemini buraya getirdik. Torbamız bizle birlikte. Ufuli seçim koordinatörümüz olarak oradan bize oyuncularımızı belirleyecek. Şimdi sıra Ufuli'de. Evet arkadaşlar, önce bizim takımı seçiyorum. Gördüğünüz gibi içinden düştü. Şöyle. Heh. Şu an var ya, aynı kağıdı döndürdü, sıcak toplar. Ben güvenmiyorum. Kesin sıcak toplar. Ben güvenmiyorum. Mürekkepli kağıt. Sherlock. Ya abi %100. Bitirelim mi? Bitirelim mi? Böyle bitirelim isterseniz. Kapat abi. Oğlum, benim de, vallahi billahi şey. Tamam, çek bizimkini de. Bizimkini çeker misin? Bize şimdi suk falan gelecek herhalde. Sukumuz yok. Çek, çek. Oo. Vay. Tamam, bunu savunabiliriz. Buradan yürüyebiliriz. Kral çarpışması. Şimdi burada ne yapacağız? Trabzonspor'un forvetlerini konuşacağız. Ama bize Huynh'un Suk da gelse onun veri gibi bir savunucusu olacağız. Dolayısıyla burada kim daha iyi, kim daha kötü değil, kim daha iyi savunduya bakmanızı istiyoruz. Dolayısıyla oyuncu isminden daha çok yapılan savunma bizim için ön planda olacak. Fatih Tekke'yle başlıyoruz. Tamam mıyız? Ben de miyiz? Sendesin. Arkadaşlar, Fatih Tekke, yani süreci tabii ki biliyorsunuz. Antep'ten bize geldikten sonra yanlış bilmiyorsam 4 sene boyunca bizdeydi. Her sene 10 gol barajının üzerine çıktı. 10 küsür gol, 10 küsür gol. Sonra 20, sonra 35 mi? Rakamları tam hatırlamıyorum. Aklımda izlediğim kadarıyla var. Gol kralı oldu vesaire. Yani Sörloth tamam, güzel. Geldi geçti ama şu anda bulunduğu noktada malum. Fatih Tekke gidip UEFA finalinde maçın adamı oluyorken Sörloth işte Forsberg'in yerine girecek de gol atacak diye bekliyoruz. Fatih Tekke Trabzon'un şüphesiz en değerli, en inanılmaz oyuncularından bir tanesidir. Attığı golleri zaten Fatih Tekke döneminde hatırladığım 2004-2005 sezonu. Gökdeniz, Yattara, Simkovyaklı, Ziya Doğanlı senemiz. Verkaçlarla atılan bir gol var. Aşırtma attığı gol var. Malatyaspor'a orta sahadan sol ayakla attığı gol var. Yani adam da sağ ayak, sol ayak, kafa, 1.78 boyuyla inanılmaz bir timingi var zaten. Yani Sörloth dediğim gibi işte bir sene oynadı. Buldu öyle Yalçın Ayhanları, şunları bunları. Golleri attı gitti. Fatih Tekke tartışılmaz, sözü Öner'e bırakıyorum. Yani Yalçın Ayhan Sörloth'u zaman diyor ama neyse olsun. Olsun, o tarz yani. Yani doğru söylüyorsun. Bir senelik geldi burada oynadı. İyi bir takımın içerisinde oynadı diye Sörloth'u Fatih Tekke'nin önüne koymayacağız tabii ki. Söylediğin gibi işte 95-96'da başlayan Fatih Tekke'nin serüveni, arkasından Gaziantep'e gitti. Samet Aybaba gelmişti bize, hatırlıyorsunuz. Takım çok kötü gidiyordu. Samet Aybaba televizyonlara çıkıp işte Fatih Tekke'yi alabilirsek falan, belki takım düzelir, şöyle toparlanacağız falan demişti. Fatih gelir gelmez oynadığı ilk maçta golünü atıp aslında nasıl bir Trabzonspor kariyeri çizeceğini bize göstermişti. Arkasından senin dediğin gibi de Trabzonspor tarihinin en iyi ileri üçlüsü bence. Hiç bunun hiç tartışması yok. Gökdeniz, Fatih ve Yattara, arkalarında Şimkovyak. Yani herhalde şu ana kadar izlediğimiz en iyi Trabzonsporlardan biri diyeyim. Fatih onun hep başrolüydü. Sağ ayakla, sol ayakla, kafayla, yani golün her türlüsünü atıyordu bir kere. Hiç öyle bir sıkıntı yaşamıyorduk Fatih'te. Arkasından dediğin gibi Zenit'e gitti. Çok da güzel bir para kazandırdı Trabzonspor'a. O zamanın parasıyla baktığın zaman yani şimdinin 30-40 milyon euroları falan. Ve o zamanın Trabzonspor'undan gitti. Ne gülüyorsun Ufuk? Öyle bence yani. Fatih'sinle yani gülmem. Savun abi, savun. Yani Fatih arkasından Zenit'te biliyorsunuz UEFA'da maçın adamı seçildi. Yani o takımda da Arşavinler falan var yani. Yanlış anlaşılma olmasın. Sörloth ne yapıyor şu an? Başakşehir'e gol atıp seviniyor işte.
Trabzonspor'lu taraftarlar da işte Twitter'da Başakşehir'e koydu bilmem ne falan gol attı diye seviniyorlar. Başka bir şey yaptığı yok Sörloth'un. İşte biz de bekliyoruz. Öner lafını keseceğim. Sörloth'un sol ayağını al. Fatih Tekke'nin mesela herhangi bir ayağını al öbürüyle oynar. Ama Sörloth'un sol ayağını al. Geçmiş olsun. Sörloth üçüncülükte falan oynar herhalde. Yani Sörloth dizden önce ne yapmış abi? Ona da bakmak lazım. Sörloth ne yapmış? Premier Lig'de ne yapmış Sörloth? Öner şey gibi işte. Cagne gibi abi. Cagne Kasımpaşa'da bir sezon oynadı ya böyle. Attı 20 tane 30 tane gol. Hemen Galatasaray'a kilitlediler Cagne'yi. Biz de Leipzig'e kilitledik abi. Güzel. Orada da öyle takılıyor işte. Ama bir iki sezon daha böyle kötü oynarsa biz tekrar kiralamak için uğraşırız işte. Öyle bir topçu. Diğeri de işte Avrupa şampiyonu oldu falan filan öyle takıldı. Aynen öyle. Size bırakıyorum sözü. Sen devam et abi. Sen başla. Büyükten başla. Sen devam et. Şimdi Sörloth biliyorsunuz 24 yaşına geldi Trabzonspor'a. Ve Trabzonspor'a geldiği gibi Fatih Tekke'den daha fazla gol attı. Ki daha önde yıllar var. Bu bilgi yanlış yalnız. Bu bilgi yanlış abi. Nasıl Fatih Tekke'den çok gol attı ya? Daha çok attı. Abi, bir önce dinleyelim sonra itiraz varsa itiraz edelim. Hala size girebiliriz böyle. Ne demek ya? Ne demek kardeşim? Neyin önce ya? Biz dinledik. Demokrasi söyleni değil kardeşim. Sörloth'a Thomas Yun yakıştırması yaparken ağzımızı açmadık. Şimdi de Fatih abi affetsin ama çok kötü şeyler yapacağım birazdan ya. Büyük ihtimal hocalığı bile bırakabilir Fatih abi hafta sonu yani. O seviyeye getireceğim birazdan. Daha biz hocalığına falan da girmedik yani. Hani oraları da konuşmuyoruz. O başka topçuluğunu konuşuyoruz. Sörloth'un yaşlanmasına 20 yıl daha var. Daha uşak. Şimdi dediğimiz gibi Sörloth kaçta geldi buraya? 24 yaşına geldi. Fatih Tekke 25 yaşına gelmiş Trabzonspor'a ki Fatih Tekke Trabzonspor daha önce hiçbir şey yapmadan Antep, Altay'da ulaşıp geldi. Ama Sörloth direkt Trabzonspor'a geldi. Buradan Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Leipzig'e gittik ki geçen sene Leipzig'in yaptıkları ortada. Bu sene gol atamaması bundan sonra da anlamına gelmez Sörloth'un. Diğer yandan Sörloth'un gollerinde hani can arkadaşımız ya işte sol ayağını alsın sağ ayağına koysun bir şeyler söyledi kendi kafasınca ama Sörloth sağ ayağı da attı, sol ayağı da attı, kafasıyla da attı, sırtında iki kişiyle de olsa attı. Ama Fatih Tekke'nin kadrosunda Fatih Tekke'yi dediğiniz gibi Gökdeniz getirdi pasını verdi attı, Yattara getirdi attı, Şimikovyak vardı attı. Bunlar, Fatih Tekke bunları bulamadığı ortamda ne yaptı? Hani Fatih Tekke gittikten sonra ne yaptı? Yurt dışında Zenit'te hiçbir şey yapmadı. Ama Sörloth Trabzonspor'da dediğim gibi ha şunu diyebilirsiniz Vakayemele Kuban vardı diye. Vakayemele Kuban şu anda var. Araya kim attı? Yani, ben de bozmak istiyorum. Sörloth Leipzig'e gittiği zaman Instagram'ına kimin fotoğraflarını koydu? Bunları açıkla. Kim fotoğrafını koyacak? Ekuban'la Vakayemele'nin fotoğraflarını koydu. Tamam. Siz olmasaydınız da gelemezsiniz. Ben söylüyorum zaten. Ben söylüyorum zaten lafımı bitireyim. Zaten fark edemek olsun şu anda çıktı atardı kardeşim. Ben lafımı bitireyim Öner Bey lütfen. Bakın sizi var ya 5 dakika dinledik. 5 dakika yazdıklar olsun size. Neyse Sörloth kardeşimiz biliyor. Bir sene oynadı. Temiz parayı burada bıraktı 11 milyon eurosunu. Gitti Leipzig'ine. Ondan sonra onu ilgilendirdi. Ama önünde bir sürü yıllar var Sörloth'un. Yani biliyorsun hani Büyük İskender üçüncü Alexander'dır. Arkadaş birinci Alexander olduğu için en büyük krallık. Abi ben şimdi net söylüyorum. Fatih Tekke büyük adamdır, abimizdir. Ama şu an duyguları bir köşeye bırakıyorum, gerçekleri konuşacağım. Fatih Sultan Tekke dedik, kral dedik. Alexander Sörloth kuzeyin kralı. Sadece Trabzon Türkiye'nin kuzeyi değil. Norveç dahil Avrupa'nın kuzeyi de şu an kraldır abi. Norveç'in şu an kuzeyin kralı Alexander Sörloth. Bu bir. Fatih Tekke Türkiye dışında nerede 10 golün üzerinde sezon bitirmiş? Sörloth'un yaşı daha 25. 3 farklı ülkede 10 gol üzeri sezonu var. 2. Adam sayar mısın kardeşim? Bu üçü kendi fark etmez kardeşim. Faroe Adaları falan mı? Nasıl yediriyorsunuz bunları siz ya? Oo, Danimarka'da. Fatih'ten çok gol atmış. 3 tane farklı ülkede onun üzerinde. Tabii 3 tane farklı ülkede. İngiltere'de Danimarka'da. Belçika'da golü yok. Hiçbir yerde. Kardeşim Fatih Tekke'nin İngiltere'de golü mü var?
Hayır, 3 tane ülkede değil. Yani. Messi'nin de gol atan olarak takım Trabzonspor yani böyle. Ha yani bu açıdan bakarsak böyle yani. Bak şimdi bu adam, beni bir dinleyin ya. Ben söylüyorum, bu adam Norveç'te, Danimarka'da, Türkiye'de 10 gol üzeri bitirmiş. Türkiye'de 10 golü değil, toplam gol asistle beraber uçtu gitti zaten. Adamın toplam sezonda attığı gol veya katkı olarak bakarsan yine uçuk. Fatih Tekke o, bu şehirde doğdu. Trabzon'da doğdu. Trabzon altyapısından yetişti. Öyle böyle beğenilmedi. Antep oraya buraya yollandı. Geri geldi. Kendisi oranın çocuğu, oranın her şeyine alışık olmasına rağmen yanında o zaman da Gökdeniz Simkovyak Yattara vardı. Yanında Vakayem Ekuban yoksa da Macit Güven yoktu yani. Yattara vardı. Gökdeniz vardı. Simkovyak vardı. Bu adam bunları yanında yaptı o performans. İnanılmaz bir üçlüyü. Sen dedin az önce oradan söyleyeyim. O sana eksiği bence. O üçlüyle beraber o performans. Tek başına göstermedi Fatih. Ekuban ve Bakayeme topçu değil mi kardeşim? Ekuban topçudur. Ne demek istiyorsun? Topçudur ama onların anlaşma uyumu inanılmazdı. Herkesin aklında. Sadece Trabzonlar değil. Türkiye'de herkes Gökdeniz, Yattara, Simkovyak, Fatih dörtlüsünü hatırlar. Herkes için önemli. Bedo, Ekuban'ın Sörlot'a Beşiktaş maçında attığı pası hatırlatırım. O pası öyle kolay kolay herkes atmaz. Boş kale. Tamam. Sörlot İngiltere'den buraya geldi. Çöpe bandırılmış, çöpe sokulmuş. İğrenç bir futbolcu olarak değerlendiriliyordu. Bütün İngiltere'de, bütün Palaslılar onu şu an bu Türkiye'de şey muamelesi yapılıyordu ya bir ara. Guiza o şekildeydi. Adam topçu değil, o değil, bu değil. O psikolojiyle geldi. Hiç bilmediği bir ülkeye geldi. Çok uzak olduğu bir coğrafyaya geldi, kültüre geldi. Adam hiç çıktı. Tak 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 hiçbir şeyden etkilenmedi. Alışma süreci. Kaç gol attı? Alışma Sherlock süreci demedi. Sherlock kaç gol attı? Geçen sene ligde 24 gol attı. Abi Fatih 31 gol attı ya. Aynen öyle. Tamam. Ben ligi saymadım. Ben ligi söylemedim. Toplam ben toplama söyledim. Bakınca yine toplamını ben bilmem. Totalde yıllık toplamı bakıyoruz. Yılda toplama baktık az önce. Oğlum, adam bir totale bakarsan 33 gol attı. Abi 33 gol attı. 11 de asist yaptı. 44 tane katkı. 44 gole katkı. Fatih Tekke kaç gol attı? 31 golle gol kralı olmuştu. Asisti zaten. Ha, kupada attıkları hepsine bakıyoruz. Kupası falan geneli yok orada. Bir şey yok. Başka bir şey yok orada. 33 i̇şte, Fatih Tekke o sene herhalde 39 gol falan attı kupayla. Sallamayalım. Kim atmış 39 tane golü? Oğlum ligde 31 attı diyorum zaten sana. Ligde 31 tamam, attı. Kupada attığını Sörlot 23 tane falan atmış ligde yani. 24 lütfen. Tane attı. 33 ya, gol 11 asist. Tamam bu adam bak Fatih Tekke kendi coğrafyasında, kendi yetiştiği altyapıda Antep'ten geldikten sonra alışma süreci o bu dendi. İlk maç gol attı diyorsun ya. Ondan sonra sezonda attığı gol sayısı belli. Bu adam dünyanın öbür ucundan geldi, hiç alakasız yerlerden geldi ve çok kötü psikolojiyle geldi. Burada çıktı, tak, o yaşta, bir de o yaşta diyorum bak, o yaşta tık 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 vurdu, parçaladı. Avrupa'da oynadı, şeyde oynadı, İngiltere'de oynadı. O bu, belki burada hiç ne ligi küçümsedi, ne psikolojik olarak kötüyüm, işte orada bana kötü muamele yapıldı, hiçbir şey etkilenmedi. Ben topçuyum dedi. Burada da topçuluğumu göstereceğim dedi. Çıktı. Gördük Almanya'da gösterdi topçuluğu. Gol kralı tek oldu. Işte. Parçaladı. Gitti. Fatih Tekke kendi memleketinde uğraştığı 3 senelik alışma sürecini Sörlot bir senede hiçbir yabancının, belki Trabzon değil Türkiye'ye gelmiş ilk sezonda böyle bir yükseliş, böyle bir patlama yapması inanılmazdı. Hiç kimsenin de unutmayacağı bir sezondu. Geçen sene takım bir şey yaptıysa ne o hocalarla alakalı ne başka bir şey. Sörlot'la alakalı. Sörlot 3 maç daha ben bırakıyorum, ben yoruldum deseydi zaten çoktan takım çökmüştü, gitmişti. Sezon o seviyelere de gelmezdi. Geçen sene sezonun şeyi Sörlot'tur. Bu takımı bu kadar psikolojik, sadece Sörlot, bu takımı da değil, yönetimi bile bu kadar futboldan anladığını düşündüren adam da Sörlot'tur. Tek başına çok çok farklı şeyler yaptı. Onun getirdiği para, onun bu kere bonservisi 20 milyon. 20 milyonluk bonservisi şu tür giden çocuklardan hiçbiri getirmedi. Şu an Trabzon'un yine rekorudur. 11 bize gelmiş olabilir ama bonservisi 20 milyondur. O da bizdeki performansıyla. Zaten yani 300 dakika konuşacaksınız herhalde Sörlot için. Adam bir sezon oynadı, 300 dakika konuşacaksınız. İşte düşün abi, bitmiyor. O kadar şey anlatabiliyorum. 11 aldık, 10 milyon aldık. Bu bir. İkincisi
Fatih Tekke öyle bir Trabzonspor efsanesidir ki adam Beşiktaş'a gidip gol atmadı ya bilerek. Adam gol atmadı gol. Başka formada Trabzonspor'dan sonra burada, gol sevinci yaşamıyor. Burada Trabzonspor efsanesini konuşmuyoruz ama Öner Bey. Burada en iyi futbolcu. Biz burada futbolculuğunu konuşuyoruz. Biz Trabzonspor efsanesi değil. Forvetliğini. İlave adam topukları bir tarafına vura vura kaçtı Trabzon'dan ya. İlk fırsatta. Adam Trabzonlu değil abi. Adam Trabzon'dan topukları bir tarafına vura vura kaçtı. Bu adamdan bahsediyoruz. Karakter problemi yaşayan bu anlamda. Sherlock mu? Tabii ki. Yani. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik kalacaktı büyük ihtimalle. Öyle bir adam. Şimdi bu kadar performans, önü açık bir adam niye burada duracak? Adam vizyonlu bir kere abi. Trabzon'da Fatih Tekke gibi 5 sene... Kararı büyük Trabzonspor camiasına bırakıyoruz. Camiaya veya şeylerine bırakabilirsin, komisyona. Evet, Sıkıntı yok. Çok net bir şekilde buradan vizyonunu göstermiştir. Ve şey de değil, bak daha çok para veriyorlardı belki İngiltere'den. Adam kariyer planlaması için Almanya'ya gitti. Şu an bir iki takılmış olabilir. Açıldığında orada da zaten onlar yaşından dolayı umutlu. Önümüzdeki senelerde gösterecektir kendisini. Öyle Fatih aynen. Abi gibi iki tane o sezonda Fatih Tekke hocası çağırmasa UEFA finalinde Süper Kupa'da oynayacağı falan yok. Bir sene sakattı zaten. Öyle böyle gitti yani. Yoksa denk geliş yani. Bunlar denk geliş. Yani. Denk geldi bu. Bunlar şans. Evet, şimdi ikinci eşleşmeye geçiyoruz. Ufuk yine söz sende. Elimizi gösterdim boş. Şu kamera şuradaydı. Çok kafa bir eşleşme geldi yalnız ha. Sherlock'la Fatih. Bu kimin bir dakika bu kimin sizin mi bizim bu bizim. Mi? Bu bizim. Tamam. Canini. Güzel. Canini Semedo, Tavares bilmem ne. Adam futbolcu belki hani tutar diye de bir sürü futbol ismi koymuşlar adama ya. Ay pardon. Daha göstermiyorum. Durmadan atıyor ya kağıtları dışarıya. Allah billah. Düştü. Ata Canini mi çekti bizi? Her gün keleş geliyor. Hadi. Ömer Rıza. Hadi mandıralı mı? Cardozo! İşte Cardozo. Formaları çıkarttın mı? Çıkarttı formaları. Cardozo formamızla bakalım ne yapacağız. Abi Canini net bir futbolcu. Bu adam tipinden belli. Sahada duruşundan belli zaten. Ekstra bir şeye gerek yok. O inceleri var ya, ince pasları, ince hareketleri. Bir de şey, üstüne adamda yıldız futbolcu tribi var zaten. Futbolcu dediğin tripli olacak abi. Yıldız futbolcu tripli olacak. Amelesi değil. Çekilmiyor ameleninki. Bunlar bunun gibi. Bu adama yakışıyor. Şimdi sahada Canini ters bir yerden şut çekip ters baktığında hoşuna gitmiyor. Benim hoşuma gidiyor. Ha, futbolcu öyle olacak. Özgüvenli olacak yani. Öyle ben buradan vurmayayım, sağa sola vereyim. Forvet sen, Batuhan ne diyor? Abi kral yapmayacaksın her zaman. Bazen de kral olacaksın. Canini'de bu özgüven var. Forvet özgüvenli olacak abi. Ben o sağdan soldan içeriye çevireyim. İçeride adam bulayım. Bunlar forvet, kaliteli forvete yakışacak şeyler değil. Güvenli olacak, özgüvenli. Bak bu adam Meksika'ya gitmiş, 60. Arabistan'a gitmiş, 60. Ekvator'a mı gitmiş? 60. Adam her yerde 60 abi. Neticede 60. Uyum sorunu yok. Dünyayı gezmiş. Adamın memleket zaten uzak memleket ama sıkıntı yok. Adam her yerde tık 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 topunu oynamış. Şimdi buraya geldi. Burada da atacak. Şu an takım kötüydü. Kendisi antrenmansızdı bir yıldır. Onun etkisi vardı. Bir sene daha dursun. Tutarlanmış. Seneye gol kralı değilse ikinci. O kadar net bir forvet. Yani Türkiye'de işlememesi imkansız. Yani daha önce daha şanslı bir kadro. Sörlot'un oynadığı kadroda olsa aşağı yukarı o performansı verirdi. Sarı Sörlot değil, siyah Sörlot abi. Birebir. O kadar net söyleyeyim yani. O topu topu alıp topu alıp yeleleriyle koşması var ya. Böyle açıktan açıktan. Bak Galatasaray maçındaki Depar'ı. Abi o Depar'ı bilmiyorum. Türkiye'de Jack ne yapamaz yani. 10 mümkün milyon verilen Jack ne. Bu adam bedava geldi ya. Bedava oynuyor. Hayır kurumu gibi. Canini o parayı, Jack ne'nin aldığı parayı alsa var ya. Şu an 6 golü daha vardı. O kadar söyleyeyim. Bu adam net alışsın Türkiye'ye. Gitti. O kadar net bir forvet. Şu an bir şey gösteremediği için şey yapamıyorum ama geçmişi belli. Gittiği her yerde dakika başı, maç başı attığı ortalaması belli. Adam kaliteli. Biraz
özgüveni var. Her yerde attığı için. Burada da takım kötü başladı. O yedekti. Alışık değil. Yedek durmuyor. Alışık değil bir kere. Yıldız forveti bozar. Diyor sen biliyorsun ya, yıldız forvet. Yedek oturmaz abi. Bu adam da yıldız forvet. Seneye gol kralı değilse ikinci. Net konuşuyorum. Bu kayıt burada dursun. Bu fulli devam etsin. Şimdi biliyorsunuz Canini Benfica altyapısından çıkmış bir kardeşimiz. Tabii canım, kalite. Benfica'da zaten, Benfica'da zaten boş olan bir adamı almaz değil mi? Yok, mümkün değil ha. Mümkün değil. Ya, bir adam gitmiş hani 10 milyon euro bonservisle Arabistan'a gitmiş. Hani Trabzonspor'a kaç tane 10 milyon euro bonservisle adam geldi? Yok ya abi. Adam Türk. Bir tanesi gitti işte, en iyisiydi. Adam zaten yeni, Türkiye'ye yeni geldi. Arabistan'dan geldi. Elle yemek yiyorlardı zaten. Adam yeni yeni kaşık tutmayı öğrendi Türkiye'ye. Unutmuştu zaten. Abi adam çok ciddi bir rehabilitasyon süreci. Kesinlikle rehabilitasyon süreci var. Irkçılık değil abi. Kültürel farklılık. Bak Sörlot'un etkilenmemesi. Yani. Bu etkilenmiş abi. Yani biz Afobe'den, özür dilerim. Canini'den, Bedo kardeşimizin de dediği gibi önümüzdeki sene bir olmazsa maksimum ikinci sırada bir gol kralı net tacı bekliyoruz kendisinden. Güzel. Her yerde attı değil mi şimdi? Her yerde attı. Ya Cardozo olduğu için ben yine ilk sözü Cihan'a bırakayım. Hem onun için özel anlamlar da içeriyor Cardozo. Evet. Birazcık o konusu Cardozo ile ilgili. Yani bir kere giydiğiniz formadan utanın. Önce onu söyleyeyim. Giydiğiniz formadan utanın. Arkasından tekrar şey yaparsınız. Altyapıymış, canın iyiymiş. Bilmem ne. Buyur Cihan. Cardozo bende yeri çok farklı. Gerçekten her zaman söylüyorum. Yani Trabzonspor'un bu işte Vakayemeli, Ekuban'la artık neyse iyi bir kadrosunda bulunsaydı garibim Zeki Yavru'yla, Sefa Yılmaz'la, Medyani Fatih Atik orta sahasıyla falan oynayıp o kadar gol attı işte. 21 gol mü ne attı yanlış bilmiyorsam. 25 tane gol attı. 25 tane mi attı? Doğrudur. Yani şeyini hatırlamıyorum. 20'nin üzeri olduğunu hatırlıyorum. Dediler ki Canini 10 milyon bonservisle Arabistan'a gitti. Yani şimdi Arabistan'a giden futbolcuları biliyoruz. Orada tamamen para aklama vesaire bilmem ne. Fenerbahçe'de kim vardı? Hızlı bir adam vardı. Arabistan'a gitti ya, verdiler 7 milyona mı ne? Unuttum. Açık Rodriguez oynuyordu. Heh, geri Rodriguez galiba. Verdiler 7-8 milyon para geldi Rodriguez'den. Sonra bedavaya geri geldi falan. Yani Arabistan'ın olayı bu zaten. O da Canini'ye denk gelmiş. Cardozo Gençler Birliği'ne attığı aşırtma gol, attığı kafa golleri, inanılmaz frikik golleri, her şey yani komple futbolcu. Zaten Benfica'da adam ligi süpüren adamdı. Bize nasıl geldi? Orası da çok ilginç. Bizden Libertad'a... Buradan, sen bunu demişken buradan Başkan Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yaptığı bu transferden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten ben hayatımda... Ben de bir şey söyleyeyim. O Cardozo Mehmet amcanın son maçıydı değil mi? Gençler Birliği'nin açıklama maçı. Evet. Gençler Birliği'nde attı. Aynen öyle. Allah rahmet eylesin tekrar. Allah rahmet eylesin tekrardan. Evet, Cardozo Libertad'a gitti. Adam hala daha gol atıyor. Bak hala daha gol atıyor. İnanılmaz bir adam. Hala da milli takıma da geçen seneye kadar gidiyordu. Bu sene gitmedi herhalde. Ya Cardozo çok farklı bir adam. Hani zordasınız farkındayım. Canını savunuyorsunuz. Hani Cardozo ile alakalı beton yetmez ya. Cardozo öyle bir adam yani. Öner, bir sen de var ama şunu da düşmek lazım. Adam Uruguay'da doğmuş. Zaten Uruguay'ın Dünya Kupası tarihi belli. Futbolculuk. Abi bu adam Yeşilburun adasında doğup dünyaca geliştirmiş forvet olmuş. Bu yetenek demek. Yani şimdi abi, Cardozo'nun şansıyla bununki kesinlikle, bir değil. Bu adam Yeşilburun adasında doğmuş. Abi Yeşilburun adasında top diye Hindistan cevizi tekmeliyorlar. Yani bu adam oradan bu seviyelere geldi. İlk Dünya Kupası şampiyonu. İlk Dünya Kupası. Yani böyle bir şey var mı abi? Bu adam, yani böyle bir şey var. Paraguay. Fark etmez abi. Nereli olduğunu bilmiyorum. Lütfen ya. Lütfen. Uruguay. Uruguay. Yok, ilk Dünya Kupası Uruguay. Dünya Kupası yok. O zaman ben ilk Dünya Kupası'nın gol kralını falan söyleyeceğim. Uruguay aldı. Uruguay'la Cardozo'nun ne alakası var? Ne alakası var? Paraguay aynı şekilde. Paraguay. Paraguay da aynı şekilde abi. Aynen. Abi Güney Amerika ya. Güney Amerika futbolun başkenti değil mi abi burası? Baş kıtası değil mi? Değil. Abi Yeşilburun adası nerede? Bana gösterebilir misin haritada? Bu adam
Nerede doğduğunu insanlara söyleyemeyecek adamı seviyede. Niye? Adamı savunmak için. Abi bak adamın kalitesinden bahsediyorum. Adam oğlum, orada doğmuş. Bu tamam, kaliteyle o nerelere gelmiş ya? Yani. Oradan Portekiz'e acil uçakla götürülmüş. Öyle söyleyeyim sana. Paraguay'da doğup zaten hepsi o da seferle gidiyorlar anasını satayım. Düzenli sefer var Paraguay, Uruguay'dan Avrupa'ya. Sabit çalışıyorlar. Bütün futbolcular orada. Abi adam Yeşilburun adasından Avrupa'ya gitmiş ya. Ötesi var mı? Oğlum o adada zaten yanına verebilen iki insan varmış. Biri olmuş gitmiş işte yani. Yani ekstra bir şey değil bence. Yani şu an ilgili golcülüğünü şimdi konuşsam. Bir şey duymadım ya. Bu konuşsam ayıp diyor. Ayıp bilmiyorum abi. Duymak istiyorum. Neymiş yani tamam, bu? Benfica'da Benfica Avrupa şampiyonu oluyor. Favoriti ben de olsam 15 tane atarım UEFA Kupası şampiyonu olamadı herhalde. Onların bu lanetlerinden dolayı şeyini şampiyon olamamışlardı ama finale Benfica'da gol kralı olduğu sene. Ya abi kalktık finalde 2 sene finalde 3 sene finalde. Ha, karşına gelmiş Fenerbahçe hat-trick yapmışsın gol kralı. Abi ben de yaparım abi. Onda o bir şey değil yani. Herhalde canım. 22 sene sonra Fenerbahçe'yi yememizde katkısı olan Sosa ve Novak kardeşlerimizi de buradan almış olalım. Onlar da Allah, hizmetlerine devam Allah ediyorlar. Şimdi Fenerbahçe'de hala hizmetlerine devam ediyorlar. Onları da analım yani. Buradan. Ayaklarına sağlık. Ayaklarına sağlık. Şimdi Cardozo ilk çıktığı maçı hatırlıyorsunuz değil mi? Biz de hani dedik ya bu adamın bize ne işi var? Hacı Osmanoğlu bir gece vakti Trabzonspor Twitter hesabından bir tweet atıldı. O zaman F5 tuşu böyle boyası falan kalkmıştı yani. Öyle bir transfer, tamam mı? Nasıl bir transfer Cardozo? F5'in okunmadığı. F4, F6'ya geçiyordu. Şimdi Cardozo Rostov maçına çıktı. Pasolik içinde öyle şeyler var. Kimse maça gitmeyeceğiz diyor ama takımda Cardozo olduğu için tribünler doldu. Niye? Sırf Cardozo'yu izleyeyim diye. O da çıktı ilk maçta golünü attı. Biz de anladık nasıl bir adam geldiğini. Golcülüğünü falan işte Balıkesir'e attı, vole, Mersin'e attı. Efendime söyleyeyim 25 metreden Lig TV logosunun aynısını yapmak için, sadece o aynısını yapmak için verdiği duruş, poz, bunlar çok önemli şeyler değil zaten. Yani Trabzonspor kariyerinin ne bileyim yani en şey sıradan zamanlarından biri. Cihan'ın eklediği futbolculara şunları ekleyeyim yani Canini şu an Bakayeme ve Ekuban'la oynamasına rağmen bir gol attı herhalde. Yani o da hasbel kadar attı. Daha atar mı bilmiyorum. İnşallah atar. Serdar Gürler, Sefa Yılmaz, Yusuf Erdoğan, daha sayayım mı bilmiyorum yani. Hakikaten adam. Fatih Atik Medyani orta sahası. Zeki Yavru sahası. Kardeşim yanlış ben şimdi sonra ben kendimi çok kaptırdım. Serdar Güler yıllardır bu lige hizmet ediyor lan. Ne? Medyani olmasa Galatasaray'ı Ali Samiyan diyebilir miydin kardeşim? Mümkün değil. Bunlar ciddi adamlar yani. Medyani veya Medyani konusunda ben de şey yapmayayım. O kadar hani şey yapmayayım. Sert girmeyelim ama yani Cardozo'yu ya şimdi Allah var yani yukarıda. Özer Urmacı. Salih Dursun ya. Ulan adama şey vermediler be. Yedek kulübesinde adama koltuk vermediler. Adam gitti su şişelerin üzerine oturdu. Bak işte kardeşim. Öyle bir karakter. Abi yıldız futbolcu böyle olmaz kardeşim. Gerekirse oradaki adamı kaldırıp çimene oturtturur. Burada ben oturacağım de. Burak Yılmaz varken kimse oturur mu? Burak Yılmaz oturtturabilir misin abi oraya? Burak Yılmaz var ya tribüne çıkartır. Yani Canin niye var ya? Şeye yer vermeyeceksin yedek kulübesinde. Kovaya ters sokar adam. Biz böyle elitist, kalite elitist, forvetlerden bahsediyoruz. Bakan, tamam mı? Böyle hep bir şey olsun isteyen, insanlar arasında statü farkı olsun isteyen, eşitlikten uzak insanlarsınız. Dolayısıyla size yakıştırıyorum bunu, bu davranışınızı. İkinize de. Tamam mı? Üzerinizde de durdu. Yani Cardozo forması giyip ve bu programın öncesinde biz Cardozo giyelim, Allah rızası için Cardozo giyelim deyip gelip burada bize Cardozo boklamanızı da yani ne diyeyim artık. Bir şey demiyorum. Yine kararı büyük Trabzonspor taraftarlarına bırakıyorum ben. Biz gerekli savunmayı yaptığımızı düşünüyoruz. Onlar doğruyu biliyorlar. İlk set bitti. Şimdi sırada 3. set var. Yarışma direktörümüz Ufuk bizim için tekrar elini sıcak topların olduğu küreye sokuyor. Çek bilet Onya. Şu an kimin? Bir dakika. Sizin mi? Bize çekiyor. Bir dakika. Sizin bu netleştirelim. Hayır bizim. Onu. Hep bizimki önce çekiyorum. Tamam. Bir önce tamam. Biz abi. Kesin gördü. Kesin gördü abi. İyi çıktı kesin. O kim lan? Afo be.
Ya Ufuk, sana verdik abi o kaseyi. Sıcak soğuk bir şey, tükürüklü mükürüklü bir şey ayarlasan. Bizde şey olmaz abi. Bizde yanlış neyse olur. Abi. Neyse abi. Sıkıntı yok. Abi, başka Premier topçusu var mı? Premier Lig topçusu yok herhalde. Kazanma şansımız yok orada. Başka Premier Lig topçusu. Hane, çek bir hane bakalım. Çek bir hane. Çek bir şota Alvelabze. Ya ya. Ömer Rıza, Ömer Rıza. Ömer Rıza. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin tekrar. Allah rahmet eylesin öncelikle, evet. Aynen öyle. Allah rahmet eylesin. Biz başlıyoruz. Hiç unutmuyorum. Bir AVM'de geziyorum. O sene Trabzonspor işte Başkan Sadri Şener, Ersun Yanal gelmiş. Bayağı bir futbolcu alıyoruz. Bayağı bir alıyoruz yani. Hani 25 tane değil mi o sene? Büyük Topaç'tan tut. Futsal efsanesi Sami Büyük Topaç'tan tut. Selçuk İnanlara falan. Sami Büyük Topaç'ı da buradan selam gönderiyorum. Cihan'ın da çok yakın sektörden yani tanıdığı bir insan dolayısıyla. Şimdi AVM'de hiç unutmuyorum. Ekranda bir duyuru çıktı böyle. Isaac Promise Trabzonspor'da diye. Çok sevindim. Dedim mükemmel bir forvet aldık. Tam böyle aradığım stil. İşte Yattara, Isaac falan dedim uçuracağız ligi. Hatırlıyor musunuz? O sezon Yattara'nın Arabistan'a transferi vardı. İşte 10 milyonlar, 5 milyonlar, 8 milyonlar. Yattara gitti. Biz tabii ahlar vahlar içerisindeyiz. Ama bir yiğit çıktı. Adı neydi? Rahmetli Isaac Promise. Isaac Promise Gençler Birliği'nde zaten attığı goller. Hızı, bitiriciliği. Konya maçı, yanlış hatırlamıyorsam. Konya maçı mıydı? İlk oynadığı Yattara'nın olmadığı ve Promise'in, Isaac Promise'in olduğu maç. İki gol attı Isaac. Ve dedi ki ben buradayım. Yattara gitse de gitmese de rahat olun ey büyük Trabzonspor taraftarı. O arkasında, gün bugündür rahat görmedik. Yani Isaac böyle bir adamdı. Ben savunmanın geri kalan kısmında da Cihan kardeşime güveniyorum. Ve sözü ona bırakıyorum. Evet arkadaşlar Isaac yani rakibi Afobe. Zaten Afobe'nin şu anda Trabzonspor'da bulunmasını isteyen kaç kişiyiz? Yani hasbelkader futbolcu olmuş. Hayatındaki toplam kariyer golü bilmiyorum. 10 tane falan atmış mı kariyeri boyunca? Yani Afobe öyle bir adam işte. Sakatlanmış. Tamam hayatında bir sürü aksilikler olmuş vesaire. Bunları kabul ediyorum. Ama Isaac topçuydu kardeşim. Yani Isaac'i Türkiye Ligi'nde hangi takıma koysan oynar. Öyle bir adamdı. Zaten bizden gitti. Yine gol atmaya devam etti. Manisa'ya gitti. Kütür kütür orada gollerini atmaya devam etti. Oradan efendime söyleyeyim. Arabistan'a gitti. Arabistan'da bakıyorum. Isaac, Isaac millet. Isaac, Isaac falan böyle şey yapıyorlar. Oradan Amerika'ya gitti. Orada da işte Bolt FC'de yine gol attı. Arkadaşımız sağ olsun. Bu arada Allah rahmet eylesin. Yani ömrü vefa etseydi şu anda hani 100 gol barajını deviren nadir futbolcularımızdan olurdu. Ama kader olarak Isaac'i kaybettik. Afobe, yani ben şimdi Afobe'ye çok şey yapmak istemiyorum. Yani sen savunmanı yap, adama saldırma ya. Ya adama saldırmıyorum ya, da. Kimi saldırmayacak kardeşim? Kıyas yapmam gerekiyor. Trabzonspor tarihindeki en saldırılacak adam var şu an karşımızda. Aynen, kıyas yapmamız gerekiyor. Afobe şu an görüyoruz işte oyuna giriyor, hücum faal yapıyor, geliyor öbürünün üstüne atlıyor falan. Yani futbolculukla alakası olmayan öyle saçma sapan bir adam. Isaac geldi. Trabzonspor'a gerekli katkıyı verdi. Diğer takımlara da gitti. Yine katkıyı verdi. Afobe işte geldi Trabzonspor'a yatıyor. Güzel güzel paralarını aldı. Hücum faallerini yapıyor. Ondan sonra kulübesinde oturuyor. Devam ediyor hayatını. Yani Isaac ile Afobe kıyas tutmaz. Afobe gittiği her yerde sevildi. Gollerini de attı. Afobe mi? Allah söyletti. Allah söyletti. Pardon. Trabzonspor hariç. Hayır, Trabzonspor hariç bir yerde de Afobe bunları yapamadı. Ben Isaac diyordum, bir suçmuşsa diyelim. Evet, Isaac tamam. Hakkındaki görüşlerim bunlar. Afobe'yi arkadaşlarımız anlatsın. Acaba büyük ihtimalle sıkacaklar bir şeyler. Hangi yüzde yani savunacaklar? Önce bunun cevabını versinler, sonra savunmaya geçsinler. Ben tek bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika, Ufuk bir saniye. Buyurun. Trabzonspor'un hocası olsanız, Isaac zamanındaki Isaac'i mi takımda oynatırsınız? Şu anda gördüğünüz Afobe'yi mi takımda oynatırsınız? Sözü size bırakıyorum. Ben Premier Lig tecrübesi olan adam varken neydiği belirsiz bütün kariyer
zirvesi Trabzon olmuş bir adamı ilk 18'e bile almam yani. Çok bariz. Trabzonspor küçümsüyor, rakibe bak ya. Ya yapacak bir şey yok abi. O gerçekler. Premier Lig nereye? Championship nereye? Championship'teki herhangi bir forvet Trabzon'un üstünde bir forvet. İşte Ekuban geldi orada. Oranın köşe kenar adamıydı. Şu an ligin en iyi hücumcusu. Var mı ötesi? Çok basit. Ve Afobe bu ligde 45 gol atmış. Hani şeyin kariyeri var ya, kariyerinin iki katı falan oluyor herhalde Ayze'in. Sadece Championship'te 43 golü var. Türkiye'de oğlum antrenman gollerini de saydınız. Nasıl 43 gol atmış ya? Bak bu adamın kariyerinde 80 gol var yaklaşık Afobe'nin. 45'i Championship, 10 küsürü Premier Lig. Premier Lig. Bir daha söyleyeyim. Isaac hiç duymamış bile olabilir. Haberi olmayabilir öyle bir ligden. Afobe'nin bugüne kadar sadece bonservisine 41 milyon euro para ödenmiş. Bütün bunu 40, bak bunu 10'a bölsen, Isaac'in sülalesine dağıtsan bir 200 yıl falan yeter yani o para komple. Yani öyle bir yan yana gelemeyecek adamlar. Afobe zaten buraya gelmeden önce başına gelen büyük talihsizlik var. Herkesin bildiği, kızını kaybediyor. Bu bir insan için çok ciddi bir travma. Isaac'in kendisi öldü oğlum. Isaac Allah'ım dedi. Ama futbolculuğunu etkilemedi. Öldükten sonra oynayıp kötü bir performans göstermedi yani. Ama benim kızı vefat etmiş. Bu çok ciddi bir travma insanlar için. Üzerine daha öncesinde zaten bir büyük bir çapraz sakatlığı var. Yani Afobe kötü futbolcu değil. Afobe'yi Trabzonspor'a transfer etmek kötü bir hareket. Yoksa Afobe'nin geçmiş kariyeri, şampiyonşip golcülüğü, ceza sahası golcülüğü yeteri kadar etkili bir forvet. Ben böyle zaten uzun süredir top oynamamış, üstüne çok büyük bir travması olan bir adamı hiç bilmediği bir coğrafyaya getirip yeni kurmaya çalıştığım bir takıma baş forvet diye getirmenin yanlış olduğunu net olarak söylüyorum. Buradaki transfer hatası var. Afobe'nin suçu da değil. Şu an ne mental olarak hazır ne fizik olarak hazır. Belki de fiziği veya mentali kabul etmezse bizden sonra futbolu da bırakabilir. Yani bu adamın kötü olduğunu göster. Afobe kardeşimizi biliyoruz. Afobe kardeşimiz İngiltere'de doğmuş, büyümüş. Sürekli orada futbol oynamış. İkinci ligde, birinci ligde oynamış. Bedenin dediği gibi. Bir futbolcu kardeşimiz. Ayze'nin attığı golün sağ, biz çok daha fazlasının o yeri götüyle atan bir adam. Yani ayrıca ayağından attığını bu adam götüyle attı. O kadar söyleyeyim size yani. Kutupta yaşayan bir ayıyı, getirip Trabzon'un ormana koyarsan yaşayabilir mi? Yaşar. Bu adamı da aldılar, geldiler, koydular bizim Trabzon'a. Şey yaşadı, problem yaşıyor şu anda. O yüzden daha öncesinde söyledik. Allah aşkına Isaac Promis Paris'li mi ya? Isaac Promis Nijeryalı kardeşim. Abi yanlış anlama da adam Nijerya'dan çıkmış. Adam İngiliz ya. Medeniyetin beşiği, futbolun beşiği. Yani adam şeyden, uzaydan adam gelmiş gibi muhabbet ediyorsunuz. Nijeryalı olan beşiği. Ya, fakir bir köyden çıkmış. 2-3 tane. 73 tane kardeşiyle birlikte hayat mücadelesi vermiş. Bir yerlere gelmiş. Tamam işte o her yere ayak uydurmuş. Kulübe gelmiş. Neler ya? Türkiye'ye tamam, gelmiş Türkiye'ye cennet gelmiş, gibi daha ne? Güzel güzel vatanıma gelmiş cennet gibi oynamış. Ne oldu? Tamam Afobe hani manisa şeye gelmişti. Hani almıştınız oradan da yok. Nereye gelmişti yani? Afobe'nin tamam, gerek yok abi. Şimdi falan mı oynattınız? Ya yo ırkçılığa geçmiş. Gerek yok. Bu adamın çocuğu vefat etmiş abi. Çok büyük bir travma geçirmiş. Ondan sonra hayata da küsebilir topa da. Öncesi belli ya. Öncesi belli. Yani şimdi bir sezondur kötü Afobe. Geçmişinde öyle kötü bir sezonu yok. Zaten bu adam 15 yani milyon daha 2 sene önce bonservis ödenmiş. 15 milyon Trabzon'a versen şehir kalkmıyor komple. Şehri yetiyor. Yani 15 milyon diyenlerin herhalde şeyliği. Hani hakaret de etmek istemiyorsun. Olabilir mi abi? Bu bir kere bu adam bak daha sana teknik bir bilgi vereyim. Bu adam Bournemouth Scout ekibinin bulduğu bir adam. Bournemouth ekibini de Premier Lig'i takip edenler bilir. Net bir scout ekibidir. Onların bulduğu adam eksik veya yanlış olmaz. Çok olmuyor da zaten. Bu adam Championship'in anasını ağlatmış. Gelsin bir şey daha tıkır sorayım. Tıkır gol atmış ekibinin, bir adam. Bournemouth scout ekibinin bana tespit ettiği, çıkardığı 5 yetenek sayabilir misin kardeşim? Abi, beş yetenek. Kardeşim. Sonra sürekli soruyorsun. Böyle olmaz. Olmadan aslında. Bu ne lan? Onun peşkesi. Ulan adam öyle diyor ki, adam diyor ki Bournemouth'un diyor scout ekibi diyor, onların bulduğu çok adam. Çok nettir. Çok nettir yani. Vallahi.
Yani bir tane saysın. Tamam, beşi geçtim. İlave bir adam sayar mısın Bedirhan? Henry. Thierry Henry kardeşler. Baksana. Abi bir şey, onu ben internetten buldum bu bilgiyi. Onu da bulurdum anasını satayım. İsteseydin onu da bulurdum. Zaha. Zaha'yı geç. Bildiğim Lallana var falan da ondan, yanlış bilmiyorsam. En son yaptığımız Isaac, Promise ve Afobe savunmalarından sonra da yine kararı size bırakacağız. Twitter hesabımızdan yapacağımız ankete katılarak hangi oyuncunun savunmasının daha iyi yapıldığına dair sonuca siz belirleyebilirsiniz. Burada önemli olan oyuncuların kalitesi değil, burada hangi ekibin oyuncusunu daha iyi savunduğu. Sizden sonuçları bekliyoruz. İnşallah bu format hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse devamını da çekeriz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.